Bu bir elim. Sanatçı bir kişiliğiniz var herhalde. YouTube'da çok kazanıyormuşum ama benim haberim yokmuş. Bunu yeni öğrendim. Eğer insanlara korkuyorsan alkışla. Eğer hep yanlış anlaşılıyorsan alkışla. Abi resim yapabiliyor olsan, o kadar güzel şeyler yapacağım ki. Bu duygusuzluğu hissediyor musunuz? Böyle diyorsun ki mesela kafana bir şey geliyor ve diyorsun ki bunu çizmeliyim. Ama hani biliyorsun çizemeyeceksin. Ve şey oluyor musun böyle? Ben bunu çizebilsem o kadar iyi olurdu ki. Ama işte olmuyor çünkü Allah vermemiş ve her şeyi yapamıyorsunuz yani. Bu beni bir nebze üzüyor. Mesela bakın bir şey göstereceğim. Şimdi dalga geçebilirsiniz, tamam mı? Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama ne yapmaya çalıştığımı anlayın diye göstereceğim. Bir ekran olsun. En azından çabamdan dolayı beni tebrik etmenizi istiyorum. Yani böyle bir hani böyle büyük bir güç, böyle bir şeyin dünyayı tutuyor. Şekli çizmek istedim, tamam. Ama bu ne abi? Bu ne ve o kadar, yani ne bu şimdi? Ayrıca tırnaklarımı artık laf etmeyi bırakın. Bunu da öylesine evde otururken canım sıkıldığı için böyle sürdüm. Ve tırnaklarım beni çok rahatsız ediyor. Tırnaklarının böyle olması çok seni pislesin. De midem bulandı. Tırnağımdaki oje soyulmuş. O yüzden midesi bulanmış hanımefendinin. Ay. Ay çok üzüldüm. Ay amanın amanın, midem mi bulandı senin, benim elimdeki oje soyulduğu için. Ya defol git o zaman. İzleme, manyağa bak. Midesi bulanmış. Tamam, yargılamıyorum. Bulanmıştır. O zaman izleme. Bir de emek verip gidip oraya yazmış. Midemi bulandırıyor. Sürmüyorum lan hoca. Hadi bakalım. Senin midenin bulanması benim hoşuma gidiyor. Keyif alıyorum. Haz alıyorum. Günüm güzelleşiyor. Midem bulanıyor ya böyle. Benim ellerimi görüyorsun ya. Sonra oluyorsun. Sonra ben alan bir mutlu oluyorum. Bu kızı çok seviyorum ha. Şekilsin. Sanat. Sanatçı bir kişiliğiniz var herhalde. Böyle sanatla iç içe gördüm sizi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Resim yapamıyorum ama bu yap beni çalışmam engel değil. Ben böyle basit şeyler yapabiliyorum. Böyle onları bile dandik yapıyorum işte. Karikatür tarzı. Ama böyle şeyler daha çok hoşuma gidiyor ama yapamıyorum işte, neyse. Herkes her şeyi yapmak zorunda mı? Değil. Fanartlarım hiç yok. Furkan'ın daha çok fanartını yapıyorsunuz size. Size. Güzel yaptın mı? Bunu yeni öğrendim. Böyle dilini hafif böyle dilini böyle 2-3 santim açıyla, böyle açı değil santimle böyle yapıyorsunuz. Sonra böyle bir dışarıya bir ittirme kuvvetiyle yapıyorsunuz. Ve tüh sana. Sonra bak o refleks de böyle girip çıkıyor, bakın şimdi. Tüh sana. Oğlum aşırı rahatlatıcı bir şey. Lütfen siz de yapın. Kolyelerim hakkında konuşacağız. Kolye şey demek istemiyorum. Bak, şu cümleyi söylemek istemiyorum. Arkadaşlar çok sormuşsunuz. Demek istemiyorum ama size yemin ederim. Bak yemin ederim. Hayatımdan, her şeyimden daha çok merak edilen bir konu varsa o da kolyelerim. Şu an kolyelerimle alakasız hiçbir bağlantısı olmayan insana yapıyor ama gerçekten çıldırdınız. Kafalarını alıp duvarlara vuran mı dersin? Kendini kesip biçen mi dersin? Tabii. Arkadaşlar bunlar üçü de farklı bir kolye. Bu başka bir kolye. Bu başka bir kolye. Bu başka bir kolye. Bunlar birleşik değiller. Hepsini başka yıllarda, başka dönemlerde almışım. Takmışım. Bunu bayağıdır takıyorum. Bu ölmüş artık. Bu normalde şöyle bir şeydi. Ama o kadar çok taktım ki böyle genişledi yani. Garip bir şey oldu. Bunu çok eskiden Antalya'da bir yerde almıştım. Bunu Amerika'da bir alışveriş merkezinde aldım. Bu ucu da bir yerde buldum. Hatta bakın kırıldı. Sonra hoşuma gitti. Sonra ip bağlayıp boynuma taktım. Yani size verebilecek ne bir linkim var, ne bir marka. Yani hiçbir şey yok. Hiçbir şey yoksa evde bulup taktığım şeyler yani. O yüzden özür dilerim öncelikle. İkincisi bu kadar, başka yoklar. Ha bir de saçlarımı açtım, önce öyle boyadım. Hangi açıcıyı kullandın derseniz de herhangi bir açıcı. Thank you. No problem. Have a good one. You too. Şey gelmiş. Şöyle bir şey gelmiş. Bu ne? İçinim yapalım bir. Aa! Çok güzel.
Bu da Boston'dan yemek istedim. Mısır ekmeği ama tatlı. Benim bunları göstereceğim. Burada bir patates püresi var. Bir mac and cheese var. Hepinizin birkaç şey okudum. YouTube'dan çok kazanıyor falan. YouTube'da çok kazanıyormuşum ama benim haberim yokmuş. Arkadaşlar ben normal 100K'lık bir YouTuber kadar kazanıyor olsam bile onun kadar verimli olmuyor. Çünkü öyle bir sorun var. Ben Amerika'da yaşadığım için dolarla da kazanıldığı için parayı 7 ile çarpmıyorum. O yüzden mesela 1000 dolar kazanıyorsam 1000 lirayla yani sizin 1000 liranızla eşit değer burada kullanıyorum. Öyle düşünün. Ama şöyle bir şey göstereceğim şimdi. Gördüğünüz gibi bu benim. Ve... Yani. Sebebi şu, yeni bir kanal olduğum için bir ay içinde YouTube açıyor kart ekleme yerini. Yani bayağı uzun şeyler, bunları anlatmayacağım ama kısaca daha yeni olduğum için kısaca ben şu an para kazanmıyorum. Tahmini kazanacağım parayı gösteriyor YouTube stüdyoda ama o parayı kazanmıyorum. Yani kaç lira kazandığımı görmüyorum. YouTube hala kart ekleme yerini eklemedi. Yani koymadı oraya. YouTube'a Google AdSense'e mesaj attım. Bana dediler ki 2-3 hafta içinde düzelecek dediler. Şu an bekliyorum. Daha yeni konuştum. Bilmiyorum. 2-3 hafta sonunda para kazanmaya başlayabilirim belki. Ama şu an kazanmıyorum. Kazansam da çok fazla kazanmayacağım. Aylık çok büyük bir para olmuyor. Dediğim gibi Amerika'da yaşıyorum. Ve sadece tamam bize 100K çok fazla geliyor ama aslında Amerika için 100K'lık bir abone sayısı iyi bir para değil. Nasılsınız? Ben birazcık iyiyim. Birazcık kötüyüm. Ama ikizler burcu değilim. Hiç komik değildi. Benden hoşlanmayan çok kişi oldu. Bu omegle hiç olmadı. Kendimi açıklayan video çektim. Yaklaşık editlememe rağmen 9 dakika oldu. Ama onu atmayacağım hiçbir yere çünkü dedim ki. Bir de editledim o kadar ha. Ama sınav atmayacağım. Çünkü sanırım böyle açıklamalar yapmamalıyım ya. Takmamalıyım. Zaten yavaş yavaş herkes beni unutur gibime geliyor. Ve bana hoşlanmayan insanlar da ne yapalım artık? Biz bize devam. Orada ben yengeç burcuyum. Doğum günüm 28 Haziran. Geçen yıl 18 yaşıma girdim. Hem de tek başıma. Hem de çok depresif bir şekilde. Size bunun videosunu göstereyim mi? Gizliye aldığım videoların birinde doğum günümü kutluyor olmam gerekiyor. 18 yaşıma girdim. 28 Haziran doğum günüm. Tek başıma evde şarap içerek girdim. 18 yaşıma. Biraz depresif bir doğum günüydü. Geçen yıl doğum günüm böyleydi. Kendime sudoku kitabı aldım. Ne yapıyorum şu an? Uyudum gerçekten kafeyim. Eğer bir aptalsan alkışla. Eğer gerçekten salaksan alkışla. Eğer hep aptal hep salaksan hem de çok gereksizse hem de salak salak konuşuyorsa alkışla. Eğer insanlardan korkuyorsan alkışla. Eğer hep yanlış anlaşılıyorsan alkışla. Eğer pişmansan o bekle videolarında yüzünden. Eğer çok yorulmuşsan alkışla. Buradan büyük yaşlı abilerime, amcalarıma sesleniyorum. Lütfen 18 yaşında bir ergen olduğumu bilerek yorum yapın. Çünkü neden sanki böyle hayatını kurmuşum çok... Neyse. Eğer mutlu değil ama yine de gülüyorsan sakın durma ama hep alkışla. Şimdi önemli olan bunlar çok sertler, tamam mı? O yüzden bunlarla elinizle bayağı oynamanız gerekiyor yumuşatmanız için. O ısıyla bir şeyle bilmiyorum ama yumuşuyor yani. Ve mesela burada bu iki rengi karıştıracağım. Hayalimdeki biraz daha askeri bir renkti ama bok rengine döndü. Çünkü açık yeşil kullanmışım. Koyu yeşil kullanırsanız daha askeri yeşil olur. Mesela şu an yaptığım gibi. Burada kurbağa yapıyorum. Pek bir olayı yok. Yani normal
yapıyorsunuz. Siz de yaparsınız. Adamsınız. Kralsınız. En iyisiniz. Siz bilirsiniz. Harikasınız. Burada da işte bu iki rengi çeviriyorum. Ay, gösterecek pek bir şey yok ya. Sıkıcı işte. Kısaca hayal gücünüze göre yapın. Edin yani. Herkesin zevki, rengi farklı. Benim kullandığım renkler size sıkıcı bile gelebilir. Beğenmeyebilirsiniz. Kendi istediğiniz gibi. Takılın kardeşim. Gönlünüze nasıl şey oluyorsa. Burada şarkı dinlediğim şu oynuyor. Şimdi böyle birazcık plastik gibi olmaları doğal. Bakın mesela. Böyle olduğunda pişmemi değil için böyle olduğunu düşünmeyin. Biraz zaman alabiliyor sertleşmesi. Bu bir elim. Böyle. Şurada. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz sonuçta. Benimkiler biraz iç karartıcı olabilir. Ben biraz da hippi seviyorum. Dalaş seviyorum. Daha tatlı tatlı da yapabilirsiniz. Pembiş pembiş. Bunlardan daha fazla yapabilirsiniz. Bunların domuzlularını yapabilirsiniz. Bunlar da böyle. Bir de böyle ince yaparsanız kopması çok basit olur. Zaten kopmasını istemiyorsunuz çünkü bana yazanlar var. Ben de yaptım ama hemen kırıldı diyenler. Böyle yaparsınız, bu örnek için yaptım. Bunlar hemen kırılırlar. Ama şu da kırılabilir ama daha zordur kırılması. Ve ilk fırından çıkartıp çıkartmaz önce yumuşak olurlar. Sonra biraz beklettikten sonra sertleşirler. Daha benim eskiden yaptıklarım var. Mesela bu böyle şeyler sevenler de olabilir, daha düzgün. Mesela ben böyle sevmiyorum. Ama kişiye göre de değişir. Daha önce yaptıklarım da var. Onları da göstereceğim. Şu an yüzük de yüzük demeyenler ne alaka diyor ama yani kutumu görseniz anlayacaksınız beni. Sonra bunlar falan. Boyutlarına falan bence pek takılmayın. Çünkü mesela baş parmağıma takmayı çok seviyorum. O yüzden büyük de yapıyorum arada. Buralara eklemlerime de takmayı seviyorum. O yüzden küçük de yapıyorum. Yani o size kalmış bir şey. Biraz Türk YouTuber'lara baktım daha demin. Renkli kil çok pahalıymış. Sonra fiyatlarına baktım. Deli pahalılar. Arkadaşlar renkli kil almayın. Ben koyacağım buraya. Eğer zenginseniz alabilirsiniz. Ben Türkiye'de olsaydım muhtemelen alamayacaktım. Şey alın. Normal kil alın. O kili boyayın. Onu boyayıp gene aynı şeyi elde edebilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi böyle tatlı şeyler yapabilirsiniz. İnternetten örneklerine bakın. Böyle şirin bir sürü şey yapabilirsiniz. Benimki biraz çünkü sıkıcı gelebilir size tekrar dediğim gibi. Onun dışında o kadar. Sizi